Yaklaşık 5 aydır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs vaka sayılarının son günlerde artması nedeniyle ülke genelinde kapsamlı denetim yapılacak. Yapılacak denetime valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin ve personellerinin yanı sıra köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, emniyet personelleri katılacak. Covid-19'la mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların maske takıp takmadığı, sosyal mesafe ve temizlik kontrolü yapılacak. Haberin devamı gazette.com.tr'de. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı üzerinde her akşam biriken çöp yığınları mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Gazette gazetesi muhabirlerinden Seher Erek'in yaptığı habere göre, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı üzerinde biriken çöp yığınlarından dolayı oluşan görüntü kirliliği mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Haberin devamı gazette.com.tr'de. Adana Valisi Süleyman Elvan, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Yumurtalık ilçesini ziyaret etti. İlçe ziyaretini Yumurtalık Kaymakamlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretle başlatan Vali Elvan, burada Kaymakam Hasan Hüseyin Vural'la kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş'in de hazır bulunduğu ziyarette, Kaymakam Vural'dan ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Elvan, ilçe ziyaretini Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyaretle sürdürdü. Haberin devamı gazette.com.tr'de. Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tuncel, fakülte ziyaretlerine devam ediyor. Göreve geldiği günden itibaren eğitim ve araştırma altyapısını geliştirerek dünya üniversiteleri arasında Çukurova Üniversitesi markasını taşımayı hedefleyen Tuncel, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde incelemede bulundu. Haberin devamı gazette.com.tr'de. Mersin'de Covid-19'a yakalanan ve sağlıklarını kavuştuktan sonra görevlerine özverili şekilde devam eden doktorlar yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Emine Kurt ve yoğun bakım uzmanı Metin Yarıcı salgınla mücadele sırasında Covid-19'a yakalandı. Tedavilerin ardından hiç beklemeden görevlerine dönen Kurt ve Yarıcı verdikleri mücadeleyi ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Haberin devamı gazette.com.tr'de. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yılın 9 ayında 112 milyon ekmek ulaştırıldı. İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Anadolu Ajansı muhabirine vakfın Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğu fırınlarla ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ailelere derman olduğunu söyledi. Haberin devamı gazette.com.tr'de. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da yeni transferler ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı hedefliyor. Haberin devamı gazette.com.tr'de.